Bakın değerli dostlar. Bu bir giyim biçimi ve bu. Kim bu? Mehmet Ali Ağaca. Bakın. Evet. Mehmet Ali Ağaca. Şimdi Mehmet Ali Ağaca kim? Mehmet Ali Ağaca bizim açımızdan Abdü İpekçimizi elimizden alan katil. Kim? Aynı zamanda Vatikan'da Papa'ya suikast düzenleyen birisi ve Türkiye'deki müthiş, arkada da MHP şey var, bayrağı var. Türkiye'deki müthiş karanlık bir dönemin aslında damgası ve ifadesi. Şimdi ben burası neresi ne bilmiyorum. Acaba parti oluşumunda olunan bir yer mi? İnsanlara dikkat edin. Kılık, kıyafet, giyim ve işte tespihler, oradaki tablo, sigara, Mehmet Ali Ağaca'nın fikirlerini söylediği bu ortam, görüyorsunuz tespihler ve insanların ifadeleri ve Türkiye'deki özellikle bakın Türkiye'deki bakın tespih arkadaşların o tavırları falan dikkatli baktığımız zaman ki orada hani diğer koruma gibi duran insanlar burada da bir arkadaş var. Bu tabloya baktığınız zaman bu koruma tablosu da bize aslında çok ilginç başka bir mesaj verdiğini gösteriyor. Aslı Baykal bunları gördü mü bilmiyorum. Ancak şu çok enteresan değil mi? Türkiye'de statlarda müthiş bir gerilim olmaya başlamış ve özellikle Bursaspor, Ahmetspor mücadelesinde kan gövdeyi götürmüş tabiri caizse yetmemiş. Türkiye'de özellikle Sinan Ateş cinayetiyle ilgili büyük bir muamma yaşanmış. Bütün bunların olduğu bir tablo üzerinden Türkiye'de kime ne mesaj veriliyor? Hani insanın aklına pek çok şey geliyor. 7 Haziran'la 1 Kasım seçimlerinde arasındaki olan patlamalar, o eylemleri düşündüğümüz zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladığı anda muhalefetin güçlü %60'lara varabilecek bir oyla iktidarı devralabileceği düşünüldüğü bir anda içinde uluslararası bir katilin de olduğu bir organizasyon yapılmış ve ortaya çıkmış oluyor. Ve tekrar ediyorum bu servis edildi. Yani birisi gidip almadı. Buna baktığımız zaman biz bizim gibi pek çok isim üzerinde tahlil yapıp düşündüğü zaman Türkiye'de önümüzdeki süreçte özellikle bu 70 günlük ve giderek de şey azalıyor, takvim azalıyor. Başımıza neler gelebileceği, Türkiye'de ne tür oyunlar oynanabileceği konusunda bence herkesin çok dikkatli olması gereken bir dönemdeyiz. Çünkü Kılıçdaroğlu ile ilgili kurşunlama olayı oldu. Kılıçdaroğlu ile ilgili yumruklama olayı oldu. Kılıçdaroğlu Sadat'ın önüne gitti. Kılıçdaroğlu beşli çeteyle mücadele edeceğim dedi. Ve bütün bunların olduğu bir dönemde Türkiye'de yani faili meçhuller cenneti olarak düşünebileceğimiz Türkiye'de ilginç bir tablo ortaya çıktı. Bunun da altını çizmek isterim. Bu çok ilginç, çok vahim, çok tedirgin edici, çok hepimizi bir biçimiyle nasıl olacak bu iş diye kaygılandıran bir tablo. Bu insanlar nerede toplanmışlar, hangi konuyu konuşuyorlar bilmiyorum. Ama sokaklarda o insanları örnek alan binler, on binler, belki milyonlarca genç var. Bu Türkiye açısından büyük bir tehlike olabilir. O toplantının niye servis edildiği bir herhalde yorum yapılması için servis edilmiştir diye düşünüyorum. Yani insanlar bu tablodan herkes ayağını denk alıp payına düşeni anlaması gerekir diye düşünüyorum. Özellikle giyim tercihlerine, kılık kıyafet tercihlerine baktığınız zaman zaten bir siyasal mesajı da vermiş oluyor. Aslında burada şöyle ilginç bir tablo var. Sedat Peker'in seçime 2 ay kala ben çok açıklamalar yapacağım dediği süreçten önce bir de bütün bunlar oluyor. Bu arada bunlar resmi polis koruma olamaz herhalde diye düşünüyorum. Ya da öyleyse onun da açıklanması gerekir. Bu tabloyu iyi anlamak lazım geliyor.